Evet, ekran görünüyor değil mi gençler? Evet hocam. Tamamdır. Başlayalım o zaman. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruda kalmıştık diye hatırlıyorum ben. Şimdi önümüzde birkaç soru var. Bunları yapınca 19. soruya kadar gelince bu test bitecek. Yarın kaldığımız yerden yine devam ederiz. Ben şimdi başlıyorum bu soruyla. Sayıca alanı hacmine eşit olan kürenin çapı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi alan hacme eşit. Tamam ve bir küreden bahsediyoruz. Kürenin alanı nasıl arkadaşlar? Hatırlayalım hemen. Şöyle kalemimizde normal bir dairenin alanının 4 katı diyorduk. Yani 4 pi r kare. Bu alan formülü. Sayıca alanı hacmine eşittir demiş. O zaman bu alan formülünü ne yapalım? Hacim formülüne eşitleyelim. O da neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Kürenin hacim formülüydü. Şimdi buradan çapı, ilk önce yarı çapı, sonra da çapı bulabiliriz. Şöyle sadeleştirmelerimizi yapalım. Başta şu dörtler gitsin. Sonra pi'ler gitsin. R kare, buradan da bir r kare götürelim. Ne kalacak sadece? R kalacak. Yani şöyle, burada 1 kalacak arkadaşlar. Burada r bölü 3. Buradan içler dışlar yaptığımızda yarıçap nedir? 3'tür. O zaman çap nedir? 2 katını alırsak ne olacaktır arkadaşlar? 2 çarpı 3'ten 6 olur cevabımız. Yani C şıkkı diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Evet, diğer soruya geçiyorum o halde. Evet, bir tane yarım daire ve içinde bir koni verilmiş. Şöyle O merkezli 6 birim yarıçaplı yarım daire değil, özür dilerim, yarım küre. Şöyle yarıçapı 6 olarak verilmiş. Yani şuraya alalım. 6'dır diyelim. Devamında CD çaplı dik dairesel koni veriliyor. OCD şöyle şurada oluşan bir eşkenar üçgen vardır diyor. Buna göre koninin hacmi kaç birim küptür? Şimdi şuradaki OCD üçgeninin yani şunu tamamlayacak olursak ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen nasıldı? Bütün iç açıları 60 derece, her bir iç açısı 60 derece ve bütün kenarları şöyle eşit diyorduk. Şimdi bunları yani görüntü fazla olmasın diye şöyle şekilde, çünkü işlem yapacağım burada yazmıyorum, geri çektim. Şimdi eşkenar üçgende kenarlar eşit dedik. O zaman gençler şu yarıçap 6 birimse, o halde O'dan D'ye çizilen de bir yarıçaptır. Çünkü merkezden nereye çizmişim? Çevreye. O halde nedir? Burası da 6'dır. Aynı şekilde burası da 6 ve şu CD uzunluğu da 6'dır. Şimdi dikkat edin, CD uzunluğu koninin tabanı. Yani bu aslında koninin tabanının çapıdır bu uzunluk. Çapın tamamı 6 ise yarıçap nedir gençler? 3'tür diyeceğiz. Şöyle 3, 3 şeklinde paylaştırılacak. Şimdi buradan koninin hacmini bulabilirim. Neydi koninin hacim formülü? V eşittir diyelim. V hacmi V ile gösteriyorduk. 4 bölü 3 pi r küp demiştik. Pardon, özür dilerim. Bu küre içinde. Koninki 1 bölü 3 pi r kare h mı diyorduk? Evet, yükseklik de vardı burada. Şimdi r'yi bir buldum. Şurada r için, yarıçap için 3 dedim. Ama neyi bilmiyorum? Yüksekliği bilmiyorum. Onu da hemen bulabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Şuradan bir dik üçgen oluşturalım. Bu h yüksekliğinde bulalım. Sonuçta şimdi burası merkez olduğu için 90 derecedir diyebiliriz. Bir de buna eşkenar üçgen demiştik. Burası 60'tır. Buraya da ne kalacak arkadaşlar? 30.
Şimdi dikkat edin, burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısı ne olur diyorduk arkadaşlar? 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı olur. Yani nedir? 3 kök 3'tür. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım. Hatta R'yi de şuraya yazmış olayım. 3'ün karesi. H'ı da ne bulduk? 3 kök 3. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Şu 3 ile buradaki 3 sadeleşsin. Geriye ne kalacak arkadaşlar? 3'ün karesi 9. Buradan kök 3 var. Bir de pi var. 9 kök 3 pi olur cevabımız. Yani D şıkkıdır diyebiliriz. Biraz yazmanızı bekleyeyim. Bu sırada sorusu olan varsa sorsun arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa ya da yazı olarak görünmeyen bir yer varsa. Ekran görünüyor mu? Var mı bir sorun? Yok hocam. Ne görünüyor? Tamamdır. Geçiyorum bu soruyu da halde. Sorunuz yoksa. Evet şimdi. 6 birim yarı çaplı dik dairesel silindire 2 tane eş metal küre atılmış. Arkadaşlar yerleştirilmiş her neyse. Şöyle. Kürelerin üst hizasına kadar da su ile doldurulmuş. Buna göre kaç birim küp su doldurulmuştur? Kaç birim küp, yani suyun hacminden bahsediyor. Şimdi şöyle yapalım. Silindirin bir hacmi var arkadaşlar. Kürelerin de aynı şekilde. Dikkat edin, küreler metal. Bunlar içine atılıyor, yani yerleştiriliyor ve su dolduruluyor. Eğer ben bu silindirin hacminden bu metal kürelerin hacmini çıkarırsam geriye ne kalacak? Yani 3 tane şeyden bahsettim. 2 tanesini çıkarırsam içinden ne kalacak geriye? Su kalacak. Yani hacmi bulmuş olacağız. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Silindirin hacminden neyi çıkaracağım dedim. 2 tane olduğu için 2 çarpı küre hacmi diyelim. Şimdi silindirin hacmi ama tabii tamamı değil. Su dolu olan kısmı, yani şu hizaya kadar. Yani yüksekliği ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şu kısmı alacağız sadece. Şimdi buradaki yükseklik için şöyle konuşabiliriz. Dikkat edin, 6 birim yarı çaplı dik dairesel silindir. Şimdi bu yarı çap, şuradaki yarı çaptan bahsediyor. Silindirin yarı çapı 6 birimmiş. O halde buradaki küre buna paralel olacağı için kürenin çapı da ne olur arkadaşlar? 6 birim olur. Hatta şöyle de çizecek olursam buradan yüksekliği de bulmuş olurum. Bu da çünkü çap. Yani bunların her biri 6 birim. Bu da 6. İşte şu çap da 6. Buradan çizilen de 6. Buradaki uzunluk şu çap. Nereye paralel?
şu suyun yüksekliğine paralel. O halde nedir? Burası 6 ise arkadaşlar, buradaki yükseklik de nedir? 6'dır. 6 birim. Şimdi silindirin hacmini bulabiliriz. Neydi silindir için hacim formülü? Pi r kare h diyorduk. Yarıçapı 6. O halde 6'nın karesi dedik. Yüksekliği de ne bulduk? Pardon. Yüksekliği de 6 bulduk. Tamamdır. Silindirin hacmi için bu kadar yeterli. Şimdi kürelerin hacmine geldik. Kürenin hacim formülü neydi hatırlayalım. 4 bölü 3 pi r küp diyorduk. Pi çarpı r küp diyorduk. Şimdi bu kürenin hacmi, özür diliyorum, çapı 6 ise yarıçapı nedir arkadaşlar? Şöyle 3, 3 şeklinde paylaştırır. Yarıçapı o halde 3'tür ve kübünü alırız. İşlemlerimizi yapalım. 6'nın karesi 36. 6 ile çarptım. 216 pi olur şurası. 216 pi. Burada da şu 3 ile şuradaki 3'ün 3. kuvveti sadeleşse ne kalacak? Bir tane 3'ü götürmüş olacağım. 3'ün karesi kalacak. Şimdi geri kalanları çarpalım. 3'ün karesi 9. 4 ile çarptım 36. Bir de 2 ile çarptım. 72 pi olur. Bunları birbirinden çıkaralım. 216 pi'den 72 pi çıkardığımızda da 144 pi olur cevabımız. Yani A şıkkı da diyebiliriz. Tamam mıdır? O halde devam ediyorum ben yine. Bütün soruları anlıyorsunuz maşallah. Hiç sorunuz yok. Çok güzel böyle olması. Demek ki derslerinize iyi çalışıyorsunuz. Evet şimdi 3 cm yarı çaplı yarım daire çapı etrafında 180 derece döndürdüğünde elde edilen cismin hacmi sorulmuş. Şimdi biraz sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bir yarım daireyi düşünün. Ya da bir kağıt üzerinde de yapabilirsiniz. Yarım daireyi düşünün ve 180 derece döndürdüğünüzü hayal edin. Ya da şöyle yapalım. İlk önce bir 360 tam, yani tam tur döndürdüğümüzü düşünelim. Şöyle yapayım. Yarım daireydi. Döndürdüm. Aslında ne oluşacak arkadaşlar? Bir küre oluşacak şöyle. Pardon. Şöyle bir küre oluşacak ama bize 360 değil 180 derece döndürülmüştür diyor. O halde ne oluşacak? Tam bir küre değil, yarım küre oluşacak. Şimdi yarım kürenin hacmini bulabiliriz. Kürenin hacim formülünün yarısını almamız gerekir o halde. Şöyle yapıyorum. 1 bölü 2 olarak başta yazayım, yarısını almış olalım öncelikle. Neydi formülü? Kürenin 4 bölü 3 pi r küptü. Pi çarpı r küp diyelim. Şimdi yarıçapı kaç verilmiş arkadaşlar? 3 verilmiş. O halde yazıyorum yerine. 1 bölü 2 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün kübü dedik. Bunlar sadeleşsin. Ne kalacak burada? 3'ün karesi kalacak. Şimdi işlemlerini yapayım. Şurada da 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 kalacak. 3'ün karesi 9'dur. 2 ile çarptık. 18. Bir de burada pi vardı.
18 pi olur. Cevabımız yani D şıkkıdır. Zeynep şu an ekran görünüyor mu? Koyun usta. Evet hocam. Yani soru görünüyor değil mi? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar sizi bir dakika bekleteceğim. O sırada siz diğer soruya bakabilirsiniz. Derse geç gelmeyin diyorum. İşte geç geldiğinizde problemlerinizi halledemeyebiliyoruz. Çünkü evet, şu diğer soruyu da yapalım. Şimdi yarıçapı 4 birim olan yarım küre şeklindeki pastanın 1 bölü 4'ü yendiğinde kalan kısmın hacmi sorulmuş. Kaç birim küptür diyor. Şimdi gençler 1 bölü 4'ü yendiyse 4'te 1'i yenilmiş yani pastanın. Geriye ne kadar kalacak? Var mı bir yorumu olan? Kesirler 5. sınıf. Evet, 1 bölü 4'ü yendiyse arkadaşlar geriye 3 bölü 4'ü kalır. Yarıçapı 4 birim olan diyor. Şimdi ne yapacağız? Hacim formülünü bir hatırlayalım. Neydi? 4 bölü 3 pi r küp diyorduk. Şimdi dikkat edin, yarım küre şeklindeki pasta. Yani ne yapacağız? Normal hacim formülünün bir de yarısını alacağız. Şimdi bir de ne diyeceğiz? Tabii bu tam bir küre değil. Bunun 3 bölü 4'ünü hesaplayacağız. Şöyle yapalım. Bu hacim için şöyle söyleyeyim. İlk önce bir yarısını alayım. Onu bir başta halledelim. Sonra bir formülümü yazayım. Neydi yarım şey küre formülüm? 4 bölü 3 pi r küp. Yarıçap da 4 olarak verilmiş. 4'ün kübü. Bir de ne dedim arkadaşlar? 1 bölü 4'ü yendiyse geriye ne kadar kalacak? 3 bölü 4'ü. Yani hesapladığım kısmı 3 bölü 4'lük kısmı, onu da buraya çarpım şeklinde yazdım. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Ne gelir buradan? Şu 4 ile bu 4 ile bu 4 gitsin. 3 ile 3 gitsin. Ne kalacak? 4'ün kübü bölü 2. Onu da şöyle yazalım. Pi çarpı 4'ün kübünü şöyle açayım. Şöyle 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada ne kalacak?
2. Şimdi daha sadeleştirecek bir şey kalmadı. 2 kere 4, 8. Bir daha 4 ile çarptım. 32. Bir de burada pi vardı. Yani cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, bunu yazın. Bekliyorum. Aslında bu saatte derse geleni kabul etmemem lazım. Ya da işte link istiyorsunuz, isteyen arkadaşlarınız var WhatsApp üzerinden vesaire. Çünkü ben şu an ders anlatıyorum. Ama işte. Ama. Yazmanızı bekliyorum. Yazdınız mı? Devam edeyim mi? Yazdık hocam. Tamam. Diğer soruya geçiyorum. İki soru kaldı zaten. Evet. Böyle güzel bir şekil var. Ne diyor? Şu şekildeki O1 merkezli küre düz zeminde durmaktadır. Şu O2 merkezi ile B arasındaki uzaklık da 13 santim olarak verilmiş. Şurada O2 ile D arası da 7 santimdir herhalde o da. Olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç santimdir diye sorulmuş. Muhammed. Hangi Muhammed'sin? Soyadın ne? Hangi sınıftasın? 11 TM'de Muhammed Eyüp Altıntaş. Ha, Muhammed Eyüp. Tamam. İsimlerinizi, sınıflarınızı net bir şekilde yazın ki bilelim kim olduğunuzu arkadaşlar. Bundan sonra öyle yapalım. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. Kürenin yarıçapı kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi şuradaki uzaklık 7 olarak verilmiş gençler. Burası 13 olarak verilmiş. Bu da bir küre ve şunlar aslında yarıçap değil mi? Şu o birden şuraya kadar olan işte şurası. Bunlar birer yarıçap ve uzunluklar ne olacaktır? Yarıçap uzunlukları birbirine eşit olacaktır diye biliyoruz. O halde şimdi buraya bir isim verelim. Şuraya bir isim vermemiz yeterli olacak. X diyelim O1 ile O2 arasındaki uzaklığa. Yarıçap tamamıyla ne olacak arkadaşlar? Şurada 7 birim vardı. 7 santim. X artı 7. O halde nedir? Burası da X artı 7'dir. Ben şu an yazdı değilim. Evet. X artı 7. Burası da X artı 7. Tamamdır. Şuraya da ne olarak vermiş soru? 13 olarak vermiş. Şurası tabii diktir. Merkezden şöyle yarıçapları çizdiğim zaman burada oluşan dik üçgenden aslında ben x'i bulabilirim. Nedir? Bir kenarı x. Şöyle. Şu kenarı x, burası x artı 7, burası da 13. Şimdi burada Pisagor aslında yapmamız gerekiyor ama benim aklıma şu 13'ü görünce aslında ne geliyor? Bir de yani x var, bir de 7 fazlası alınmış. Hemen özel üçgen oluyor mu diye bir kontrol ediyorum. Bir özel üçgenimiz vardı hipotenüs 13 olan. Neydi? 5, 12, 13 özel üçgeni. Aslında ben burada x yerine arkadaşlar dikkat edin. 5 yazsam bu kenar otomatik olarak 5 artı 7'den ne olacak? 12 olacak. Yani bu özel üçgeni sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O halde hiç işlem yapmadan yani. Pisagor falan uğraşmadan ne diyebilirim? Direkt x5'tir diyebilirim. Bizden kürenin yarıçapı istenmiş. Tamam biz yarıçapa ne demiştik? X artı 7 demiştik. X yerine de 5 yazdık. Zaten şuradan direkt kendini belli ediyor. 12'dir diyebiliriz. Yarıçap için yani D şıkkıdır. İsterseniz tabii Pisagor'da yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Artık özel üçgenleri
biliyor olmanız lazım. Yani çemberler konusundan itibaren, daha önce de tabii kullandık, trigonometride de size yaptık bu sene içinde, ama çemberler konusundan itibaren çok fazla özel üçgenden bahsettik. Artık biliyor olmanız lazım. Evet, son bir sorumuz kaldı. Onu da yapalım, bitirelim. Evet, şekildeki dik dairesel silindirin pardon. Arkadaşlar, ders 11'de başlıyor. Yani şu an sınıfta olsak sizi nasıl azarlardım tahmin edebiliyorsunuz, değil mi? Buradan da yaparım yani, hiç geri kalmam. Kusura bakmayın. Şekildeki dik dairesel silindirin yüksekliği BC 12 santim olarak verilmiş. Taban çapı AB kök 34 santim ve şuradaki EB uzunluğu da 3 santim olarak verilmiş. Bizden DE isteniyor. Şimdi burada iki tane üçgenden faydalanacağız arkadaşlar. Dikkat edin, şurada bir taban, burası taban zaten. Şurada oluşan AEB köşelerine dikkat edin. Buradaki üçgene şöyle bir yorum yapabiliriz. Şuradaki E köşesindeki açısı arkadaşlar, onu şuraya bir taşımış olayım. Böyle bir üçgen var aslında orada. Şu A, E ve B köşeleri olanı. Buradaki üçgenin şu E köşesi arkadaşlar ne yapıyor? Çapı görüyor. Çap ne burada? AB. AB'nin tamamını görüyor bu açı. O halde nedir çapı gören çevre açı? 90 derecedir diyebiliriz. Bunu çember konusunda işlemiştik. Şu kenarları da yazalım. Şu EB kenarı için 3 denmişti. Şurası da A. AB için de hipotenüs, yani kök 34. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Şuraya bir isim verelim. X diyelim. Pisagor'dan x kare artı 3'ün karesi eşittir kök 34'ün neyi? Karesine eşittir. Yapalım işlemimizi. 3'ün karesi 9'dur. Kök 34'ün karesi 34. 9'u karşıya attık arkadaşlar. Ne kalacak? 25. 25 de neyin karesidir? 5'in karesidir. Yani şu kenar neymiş? 5'miş. Şimdi bizden ama ne isteniyor? DE uzunluğu. Yani şuradaki üçgeni şimdi göz önünde bulunduralım. Şurada oluşan üçgeni. Aslında bu da şurası dik olduğundan dolayı dik bir üçgen arkadaşlar. Şöyle onu da buraya yazalım. Yani şu kenarlara çiziyorum ki rahat görün diye. Sildiğin içinde belki görünmüyor olabilir. Şöyle içine bir dik üçgen şeklinde bir levha yerleştirildiğini düşünün. Yani hayal gücünüzü biraz bu şekilde zorlayalım. Buraya 90 demiştik. O halde nedir? Şurası da 90'dır diyebiliriz. Yani yine 90 olduğunu niye söylüyorum? Kenarları bulmam için Pisagor'u kullanabilirim burada. Şu AE uzunluğunu buldum zaten. Neydi? 5 olarak buldum. Başka ne verilmiş bana? BC 12 olarak verilmiş. BC neresi? Şimdi BC burası 12. Bunun burayla ne alakası var? Şöyle paralel olduğu için nedir? Burası da 12'dir. Yani şu kenarımız 12. Yine arkadaşlar 5 var, 12 var. Neydi özel üçgenimiz? 5, 12, 13 özel üçgeni deyip hiç Pisagor yapmadan şu DE uzunluğunu ne yaptık? Bulmuş olduk. Yani A şıkkı cevabımız. Anlaştık mı? Evet hocam. Tamamdır. Şimdi böylelikle bu testi bitirmiş olduk. Yarın da yüksek bir ihtimalle multi testlerinizden soru çözebiliriz. Yani karma sorular çözebiliriz bu konuyla alakalı. Ya da yani bilmiyorum, şu an tarama testindeki sorulara tam olarak bakmadım. Onlara bir bakayım, bu konuyla alakalı soruları seçeyim. Onları da çözebiliriz. Bununla ilgili bilgi veririm ben size zaten. Yarın tam vaktinde, tam saatinde gelmeye çalışın arkadaşlar. Yarım saat sonra falan değil. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Dersi bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.
izle hocam. Görüşürüz.